Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 9. bölüm testlerine başlıyoruz. Bu bölümde yamuk ve deltoid konusu var. Bu videoda ne yapacağız? Yamuk konusunun ilk testi yani birinci testin çözümünü yapacağız. Öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD yamuk verilmiş ve burada açılar verilmiş böyle. Yani bu yamuksa şu açıların toplamı ne yapıyordu? 180 yapıyordu. Yani 3A-40 ile 2A'nın toplamı eşittir 180 ise Buradan 5A eşittir 220 yapar. O zaman 225'e böldüğümüzde 0'a 2 ile çarp şeklinde kolaylıkla bölüyorduk. 44 yaptı. Sonra şuraya bakalım. Hocam bu açıyla da bu açın toplamı yani toplam 5B artı 8 ile 4B artı 10'un toplamı da 180 olacak. Buradan 9B eşittir 180 eksi 18 oldu. Hatta direkt 9'a bölelim çıkartma işlemini yapmayalım. B'yi de buradan 9'a böldüğümüz zaman 20 eksi 2'ye eşit olacaktır burası. O da 18 yapar. O zaman A'yı 44 bulduk. B'yi de 18 bulduk. Bizden A artı B isteniyor. 44 artı 18'den cevapta kaç yapar? 62 yapar. Birinci sorunun doğru cevap böylelikle akçay oldu. Geldik ki 70 derece verilmiş. X kenar verilmiş. O zaman burası da 70, 70, 70, 140'dan burası 40 oldu. Ve yamuk olduğundan dolayı bunlar birbirine paralel. Paralellikten dolayı da Z var. Z'den dolayı burası da 40 yapar. E burası 40'sa burası da 40 olur. X kenarlıktan dolayı e o zaman 40-40-80 ise x'e de kaç derece kaldı? 100 derece kaldı. Dolayısıyla ikinci soru akçay oldu. Geldik 3'e. Paraya kenarda hem açılar hem de kenarlar aynı anda işin içine giriyorsa ne yapıyorduk? Paraya kenar oluşturuyorduk. Hadi bakalım paraya kenar oluşturalım. Şöyle de oluşturabilirsiniz. Ben genelde böyle oluşturuyorum ama açıyı bölmeden oluşturmak daha mantıklı geliyor. O yüzden şu D köşesinden paraya kenar bu şekilde oluşturulabilir. E, paraya kenar 2 ise 2 buraya 5 kaldı. 5 ise burası da 5 yaptı. A x kenar çıktı. X e x. 110'u kullanalım. 110 sağ. Burası kaç derecedir? 70 derecedir. Toplandığı 180. 70 ise eşitten burası da 70'tir. E, x kenar. Tepe açısı 70. 180'den 70 çıkart. 110. 2'ye böl. 55. 55 yapar buraları. O zaman bu sorunun doğru cevabı böylelikle cehan oldu. Geldik 3'e. 4'e pardon. E, ABCD yamuk denmiş. KL'yi kaç vermiş? 5 olarak verilmiş. Evet. KL uzunluğu 5 verilmiş. EF'de ort tabanmış. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Şimdi a b x, D, c isteniyor bizden. a ve c a x, c isteniyor. Normalde a x c bölü 2 5 diyebilirsiniz. Ama ben oradan yapmayacağım. Direkt nereden çıkarıyorsak oradan yapacağım. İspat yöntemiyle yapacağım. Arkadaşlar şu üçgene bakacak olursak ort taban olduğundan dolayı tabi bunlar birbirine paralel. C ise burası ort tabandan c bölü 2 mi yaptı? Yani üçgende de ort taban var. Aynı şekilde şurada da bir ort taban var mı? Hop şuradaki üçgende evet. O zaman c, c ise burası da c bölü 2'dir. Şimdi bu orta taban çizgisi hocam şu uzunluk ne olacak? A artı C bölü 2 eşit olacak. O da 5 artı C bölü 2 artı C bölü 2. 5 artı C bölü 2 artı C bölü 2. Ee, burası C yaptı. Öbür tarafa attık. A artı C bölü 2 eksi C eşittir 5 yaptı. Buradan A eksi C bölü 2 eşittir 5 yapar. Buradan da A eksi C'yi de kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Yani dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı 4. sorunun doğru cevabı böylelikle balıkesir oldu. Geldik 5'e. ABC'de dik yamuk, ABC eşkenar üçgen, ABC eşkenar üçgen. Hemen eşkenarsa 60'ları şöyle bir yazalım. 60, 60 ve burası da 60. E köşegenlerin kesim noktası. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 12 vermiş. O zaman burası da 12, burası da 12. Ve DE uzunluğu K iken DE uzunluğu K iken BE uzunluğu 3K verilmiş. BE de 3K verilmiş. Hocam şurada bir kelebek var. Şu kelebekten dolayı bir şeyler yapmaya çalışalım bakalım. Bu kelebekten dolayı kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 3. O zaman 12 ise burası kaç yapar? 4 yapar. E hocam burası 60'tı. Buraya ne kaldı? 30. 30 90 ise burası da 60 yaptı. E 30'u karşı 4 60'ı karşı da 4 kök 3 yapar. Bizden ABC'de dik yamuğun alanı isteniyor. Hocam şu. Alt taban artı üst taban. 16 çarp yükseklik böl 2. O da kaç yapıyor? 32 kök 3 yapıyor mu? Evet. 32 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 5. sorunun doğru cevabı. Böylelikle akçay oldu diyeceğim ama ABCD'nin Yavuğun alanı isteniyor bizden. Evet doğru cevap Denizli ee, Akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. İkiz kenar yamuk verilmiş. İkiz kenar yamukta şu ne yapıyorduk ya köşe çiziyorduk ya da şu dikmeler önemliydi. Dikmeyi çizelim. Hop dikmeyi çizecek olursak. Dikmeyi çizdikten sonra hocam burası 93 3 ise 3. Şuradaki parçalar da birbirine eşit oluyordu. Burası 2 ise burası da 2. Toplamda bu uzunluk kaç oldu o zaman? 5 oldu. Dolayısıyla 6. soru balıkesir oldu. Geldik 7'ye. ABC'de yamuk denmiş ve özel açılar var burada. E ne yapacağız burada? Hemen özel açıları kullanalım. Şuradaki 45'in mantığını kullanalım. Şuradan bir dik çizelim. Buradan bir dik çizdiğim zaman 45, 45, 90 üçgen çıktı. Yani bunlar 12, 12 çıktı mı çıktı. Sonra yan taraftaki 60'ı da kullanalım. Şuradan da bir dik çizelim. Dik çizdiğimizde de 12 iken burası 12, 60'ı karşı 12 ise 30'un karşısı kaç yapacaktır? 12 bölü kökü eşit olacaktır. Yani kökü çeşitleri çarparsam 12 3 bölü 3'ten 4 3 yapar. E 6 ise yukarısı aşağısı da 6'dır. Yam alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban 18 artı 4 3 artı 6. 18 artı 4 kök 3 artı 6. Bir daha 18 artı 4 kök 3 artı 6. Evet çarp yükseklik yükseklik 12 böl 2. Yani şunlar şunlar sadeleşti işte 6 yaptı. Burası 24 artı 4 kök 3 çarpı 6 eşit oldu. Burada da bir 4 parantezini alırsam 4 parantezinde 6 artı kök 3 yapar. Bir de çarpı 6'sı var. O da 24 çarpı 6 artı kök 3'e eşit olur. Cevap böylelikle. O zaman 7. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 8'e. Şimdi ne var burada? X kenar yamuk var ve bizden buradaki x isteniyor. Arkadaşım bak burada güzel bir şey var. Hocam Pisagor yaparsam burayı 4 bulabilirim diye dersin. Ya da e, yarısının kök 3 katı olduğu için direkt 30 60 90 üçgeni de diyebilirsin. 90 karşı 8 30'un karşı 4 60 karşı 4 kökü sağlanıyor. E bizden x isteniyor. E, x kenar yamuk olduğu için hop şu dikmeleri çiziyorduk. Bu dikmeleri çizdiğimiz zaman ne oluyor arkadaşım burada? Burası dörtgen burası da dört. E sonra e burada da zaten bir şey var. Büyük üçgende bir 30-60-90 üçgene 30'un karşı 8 ise 90'ın karşısında zaten 16 yapar. 4-4-8'i buradaysa o zaman buraya ne kaldı? 8 kaldı. Bizden de zaten 8 isteniyor. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı 8. soruda C han yaptı. Geldik 9'a. Dik yamuk hemen ne yapıyoruz? Dikdörtgen yani dikdörtgenle birlikte dik üçgeni oluşturuyoruz. Oluşturduk. Beşgen 9 beş, dokuzgen 9'u yazdık. Tamamı zaten 17, 12 kaldı. E burada Pisagor 9, 12, 15 üçgeninden cevabımız 15 yapar. Dokuzuncu soru böylelikle balık esir oldu. Geldik onuncu soruya. ABCD yamuk DC ile AB birbirine paraya verilmiş. EF ort taban verilmiş. E orta bassa e, şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Ve şuradaki uzunlukta nedir? A artı C bölü 2'ye eşittir. Yeşil boyalı bölgenin alanının turuncu boyalı bölgenin alanına oranı 3 bölü 5 ise. Normalde böyle alan dağıtırdım ama ağlar C'ler olduğu için alan dağıtma sıkıntı olur. Yukarıya doğru tamamlayıp benzerlik alan çıkışı yapabilirim burada aslında ama burada ne yapalım? O, o zaman alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'den gidelim. Yani burada bir yükseklik çizelim. Yüksekliği çizecek olursak hocam burası yükseklikse E orta taban olduğu için bunlar eşitse bunlar da birbirine eşittir. Burası açken, burası da H mı? E. E şimdi Alt taban artı üst taban bak yeşil boyalı bölgenin turuncu boyalı bölgenin alanında oranından bahsediyor. A artı C bölü 2 artı C yani A artı 3C bölü 2 mi yaptı? Evet A artı 3C bölü 2 alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 bize yeşil alanı verir. Şu A ile A artı C bölü 2'yi toplarsam da o da 3A artı C bölü 2 yapar. Bölü 3A artı C alt taban artı üst taban bölü 2 çarp yükseklik bölü 2. İşte bu oranlama neye eşitmiş? 3 bölü 2'ye pardon 3 bölü 5'e eşitmiş. H bölü 2'ler gitti mi? Gitti. E, ee, bölü 2 gitti mi? Gitti. Yani buradan A artı 3C bölü 3A artı C eşittir. 3 bölü 5 yaptı. İşler dişler yapalım. 5A artı 15C eşittir. 9A artı 3C yaptı. Buradan 12C eşittir. 4A yaptı. Sadeleştirecek olursak 3C'de neye eşit oldu? A'ya eşit oldu. Yani A eşittir 3C yaptı. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı yani 10. sorunun doğru cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 11. soruya. Oranlamalar var. Hemen burada 2K ve 3K yazalım. Hocam burası 3K burası da 2K verilmiş. Benzerlik yapacağız arkadaşlar. Ne yapalım? Hop şuradan bir temel orantı oluşturalım. Paraya kenar çizerek. 3K iken burası da 3K. 2K iken burası da 2K. X iken burası da X. Burası da X. Buraya 10 eksi X kaldı. Buraya da 14 eksi x kaldı. Çam tamamı 14. X buradaysa 14 eksi x kaldı. Şimdi dc isteniliyor bizden. Şimdi ne yapacağız burada? Bir temel orantı yapacağız. Yani 3'ün 5'e oranı. 3k'nın 5k'ya oranı. 10 eksi x'in ne oranı eşit olacak? 14 eksi x'e oranına eşit olacak. İşler dışlar yapalım. Buradan 42 mi yapıyor? Evet 42 eksi 3x eşittir. 50 eksi 5x olduğundan dolayı Buradan 2x eşittir 8 yapar ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Evet 11. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşım. Geldik 12'ye. İkiz kenar yamuk verilmiş. Hocam burası da 4 mü? 4. Sonra DAB bölü ADC 2 verilmiş. DAB yani burası 2 alfa iken ADC alfa olarak verilmiş. E toplamı 3 alfa 180'e eşit değil mi? Evet. 180'e eşit olduğundan dolayı alfayı da buradan böylelikle 60 derece buluruz. Tamam 60 burası o zaman burası da 120 derece yaptı. Dc kaç santimetredir diye soruluyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Hocam şu dikmeler bizim x kenar yamukta en fazla kullandığımız şeydi. E Buradan dikmeleri çizince zaten 60 çıktı. X kenar burada kaç yıl 60'tır? 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2'dir. Aynı şekilde 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. E hocam üçgen iken burası da 3 toplamda burası kaç yaptı? 7 mi oldu? Evet bizden de zaten 7 isteniliyor. Dolayısıyla 12'nin sonu doğru cevabı böylelikle C an çıktı. Ve gençler bu testi bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.